Arkadaşlar merhabalar. Video analize şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı dedi ki Esat'la masaya oturabilirim doğrudan görüşmelere başlayabiliriz. Şimdi bir soru soruyorum. Bu istek bu talep ne oldu? Cevap verirken yani Esat tam da cevap verirken olumlu bakarken son ayda kaybolup gitti. Yani artık bir ses seda yok. Şimdi ne oluyor? Ve ülkemizde bize dönük İsrail'in plan ve projeleri, Amerika'nın plan ve projeleri, işte B planı, Misak-ı Milli ve içerideki yeni bir açılım süreci gibi bir ortam. Bütün bunlar konuşulurken Suriye'de yeni gelişmeler var. Yeni gelişmeler oluyor. Zira dönüp dolaşıp yine bu projeler Türkiye'nin başına bela olmaya geliyor. Bundan bahsedeceğim çünkü Esad'ın sesi sedası çıkmıyor. Orta Doğu'da İsrail yine her tarafı kırıyor, döküyor, bombalıyor, öldürüyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Sizce bir düzen var mı? Bunu da soruyorum. Bugün hani Birleşmiş Milletler, NATO, efendim uluslararası işte sağlık örgütüydü, ticaret örgütüydü, sivil toplum kuruluşlarıydı. Bugün sesini çıkaran var mı? Ya da çıkarsa bile... İsrail'in Orta Doğu'daki çılgınlıklarını durdurabilecek bir güç var mı? Yok. Onu söyleyeyim. Çok garip bir dönemdeyiz. İsrail 9 milyonluk bir devlet. Her zaman altını çizdiğimiz bir cümle var. Diyoruz ki her ne kadar sayısı az olsa da işte dünyada kurmuş olduğu, küresel alanda kurmuş olduğu örümcek ağ. Gerek medya, gerek finans sistemi, gerek lobi sistemi, sivil toplum kuruluşları ve ulusları yöneten liderler hakkındaki dosyalar. İşte bazı ülkelerde patladı. Mesela İtalya'da Mossad'ın ciddi çalışmaları olduğu ve üst düzey bürokratların başta Başbakan Meloni hakkındaki bilgileri dosya haline getirdi ve pazarlık konusu yaptığı aşikar. Orada bir soruşturma başlatıldı ve tutuklamalar var. Şimdi dünya esasında bir çete tarafından yönetildiğini yıllardır söylüyoruz. Ama o akademisyenler hepsini kastetmiyorum. Uluslararası ilişkiler efendim uzman kişiler televizyon ekranlarına çıktığında vay efendim işte her şey hak hukuk uluslararası kurallar çerçevesinde yürüyor izlenimi verdiler. Yıllardır bu milleti, insanları kandırdılar. Oysa dünyanın bir küresel elit, küresel çete tarafından yönetildiğini açık net olarak anlatsalardı Hatta bunu söylemeye de gerek yok. Yani uluslararası ilişkilerden, haktan, hukuktan yine bahsetsinler. Ama perde arkasında bir devletler üstü yapılanmanın olduğunu da söylemek zorundalar. Aksi takdirde yalan söylemiş olurlar. Bugün geldiğimiz nokta bu. Bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi baktığınız zaman İsrail 9 milyonluk devlet silahını Amerika'dan alıyor, parasını Amerika'dan alıyor. Kara ordusuna bakıyoruz. Kara ordusu diye bir şey yok. Bir Hizbullah'la bir Hamas'la dahi baş edemiyor, giremiyor. Havadan hem Gazze'yi hem e, Lübnan'ı yerle bir etmesine rağmen karadan bir karış ilerleyemiyor. Bakın bir yılı geçti, Gazze'de hala kontrolü sağlayamadı. Yine Hamas'la girmiş olduğu mücadele bütün üst düzey yöneticilerini öldürdü ve inanılmaz derecede bomba yağdırdı başlarına. 4000'den fazla insanı orada katletti ama karadan ilerlemeye geldiğinde duruyor. ilerleyemiyor. Çok büyük zayiatlar veriyor. E peki böyle bir gücü yok. Öyle üstün cephelerde bir çoklu cephede savaşacak gücü yok. Ama işte bütün dünyayı karşısına alarak ve hiç kimseyi dinlemeyerek bunları yapıyorsa bambaşka bir şeyden söz etmemiz gerekir. Yani büyük bir güçten, uluslar üstü, devletler üstü bir güç. O da az önce bahsettim. Yani üst akıl dediğimizde üstün akıl anlamına gelmemeli bu. Yani plan, proje, ve e, çalışılmış, planlı, projeli bir akıldan bahsediyoruz. Bu akıl parayı gerektiriyor, bu akıl örgütlenmeyi gerektiriyor, bu akıl, efendim işte Tinkten kuruluşlarını gerektiriyor, basını elde etmeyi gerektiriyor E bunu zamanında yapmışlar. Şimdi küresel düzen çöktü dediğimizde birileri dudak büküyordu. Şu anda bakıyorum ekranlarda uzmanlar, profesörler artık küresel sistemden, küresel kurumlardan bahsetmiyor. Niye? Ortada Birleşmiş Milletler yok. Birleşmiş Milletler yani 190 ülkenin üye olduğu, bir 194 üyenin olduğu Birleşmiş Milletler İsrail'e adeta yalvarıyor. Bırakın yalvarmayı, kendi karargahlarını vuruyor İsrail. Yani Birleşmiş Milletler'in karargahını vuruyor. Nerede? Lübnan'da sesi çıkmıyor. Önlem alamıyor, yaptırım yapamıyor. Şimdi böyle bir küresel düzen nasıl küresel düzen? Ve bu küresel düzende. Ya şu olmaz diyebileceğimiz bir şey var mı? Bana göre yoktur. O yüzden de şimdi Suriye'de bir takım dalavereler dönmeye başladı. Onu anlatayım. Türkiye'ye karşı bir operasyonun yavaş yavaş vaktinin geldiğine inanan o akıl var. Ve o akıl devreye girdi. Şu anda seçimlerden sonra verecekleri ilk emir Suriye'nin kuzeyinde bir PKK terör devleti kurmak. Bunun için düğmeye basmış durumdalar. Şimdi baktığınız zaman Esad'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesinden bahsettim. Esad önce direndi. Koşul olarak Türk askerinin Suriye'den çıkmasını istedi. Sonra araya efendim işte Putin girdi vesaire filan derken ya koşulsuz görüşebiliriz deme noktasına geldi. Ardından ne oldu biliyor musunuz? Ardından İsrail'in, Amerika'nın Suriye'yi bombalama aralıkları arttı. Zaten İsrail haftada en az iki kez nereyi vuruyor? Şam'ı vuruyor, civarını vuruyor, kritik noktaları vuruyor. Niye vuruyor? Suriye bir daha üniter devlet yapısına kavuşmasın. Suriye artık bütün bir devlet olmasın. Niye? Çünkü bütün devlet olduğunda hem Amerika hem de İsrail hem İngiltere oradaki planlarını gerçekleştiremeyecek. Yani Suriye bölünmediği sürece istedikleri devleti kuramayacaklar. Ve İsrail de istediği payı alamayacak. Hatta işin içerisinde Rusya da var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi değerli dostlar, bakın ısrarla Türkiye'yi Esadla görüşmeye iten güç Putin'di. Putin sürekli Sayın Erdoğan'a gidin muhatap alın, oturun masaya birebir görüşün ve derdinizi Esadla halledin diyor. Bundan önce Türkiye iyi kötü Ruslarla, Putinle görüşerek bir takım işte el altından e, işler yapıyordu, görüşmeler yapıyordu, istihbarat görüşüyordu ama Putin öyle bir kurnazlık yaptı ki Türkiye'yi hem e, işte rejimi muhatap almasını istiyor hem de el altından esasında rejime talimatlar veriyor. Hangi konuda? Sakın yanaşma. Niye diyor? Bir yandan gidin görüşün, masaya oturun diyor. Türkiye bunu kabul ediyor ama son günlere baktığınız zaman Esad çark etmiş gözüküyor. Şimdi İran'ı İran'ı e, Suriye'den çıkarmak istiyorlar. Kim eliyle? İsrail eliyle. İsrail her gün Şam'ı ve civarını vuruyor. Neyi gerekçe gösteriyor? İranlı milisleri gerekçe gösteriyor. Ruslar sesini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Niye? Çünkü kendisinde çıkarı var. Ve S-400'leri açıyor mu? Açmıyor. Niye? Çünkü İsrail'e bir anlaşması var. 2018 yılındaki mutabakat çerçevesinde hava savunma sistemlerini açmıyor. İsrail diyor ki sen orada Himeim'in üstüne çöktün Tartus üstünü de aldın. Yani Doğu Akdeniz'e sıcak denizlere indin. Bırak olduğun yerde kal. Amerika da zaten belli bir bir bölgeye işgal etti. PKK, YPG, efendim DAEŞ'le mücadele ediyor adı altında. Orayı aldı. Üçe böldüler. Şimdi Türkiye'ye çık diyorlar. Bakın bunu Ruslar da diyor. Bunu İranlar, İran İran'da diyor. Bunu zaten Amerikalılar da diyor. Ve İsrail zaten Türkiye'yi burada istemiyor. Şimdi oyun şu. Oyun şu. Putin ve Esad sorunu çözmek istiyormuş gibi gözükse de bütün dertleri, bütün dertleri Türkiye'yi o kontrol ettiği noktalardan çıkarmak. Şimdi İran en çok bunu isteyen devletlerin başında geliyordu. Fakat son günlerde İsrail'in kendi üzerine yoğun bir şekilde gelmesini bilerek, anlayarak bunu da biraz geriledi. Çünkü tehdit ve tehlikeyi umarım gördü. Önce İran'ı çıkaracaklar. Sonra Türkiye'yi çıkaracaklar. Kalıcı olanlar Amerika, Rusya, İsrail. Çünkü bu üçünün arasında daha önce de belirttiğim gibi Suriye konusunda bir mutabakat var. Yani Suriye'nin bölünmesi konusunda mutabakat var. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bakın Esad'ın vaatlerine, Putin'in vaatlerine kanarak ya da Amerika'nın vaatlerine kanarak asla askerini kontrol ettiğimiz yerlerden çekmemelidir. Ve bizim asker bugün kontrol ettiği noktalardan çekildiği an Suriye'nin de parçalanması demek, aynı zamanda PKK-YPG terör devletinin de kurulması demektir. Bunu zaten Dışişleri Bakanlığı <laughs> bizzat Putin'e e, iletti. Ama Lavrov'un son dönemde yapmış olduğu, son günlerde yapmış olduğu açıklamalar bunun Rusya'ya bir dert olduğu ve Rusya'nın, Esad'ın Türkiye ile masaya oturmasını istemediği ortaya çıktı. Ne dedi Lavrov? Efendim, işte Türkiye ile bir takım ilişkilerimiz var. Ama Türkiye'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu silahlar askerlerimizi öldürüyor. Bunu da görmezden gelemeyiz. Şimdi daha önce de ifade ettim. Türkiye'deki sığmacılardan birçok insan vatandaşımız şikayetçi ya da efendim sorunu dile getiriyor. AK Partili kitlelerde dahil. Fakat Hükümet de esasında bunlardan kurtulmak istemi, istiyor, geriye götürmek istiyor, göndermek istiyor. Ama güvenli bir şekilde göndermek istiyor. Peki bu göçün yani tersine göçün, <laughs> aslında göçün diyelim de e, bu göçmenlerin ülkemizden geldiği yere gitmelerinin önündeki en büyük engel Rusya ve Putin'dir. Bunu gidin Türkiye yönetenlere sorun. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, her Rusya'ya gittiğinde, Putin'le görüştüğünde, Lavrov'la görüştüğünde emin olun Türkiye'nin bu sığınmacıları geri göndermesine karşı olduklarını ifade ediyorlar. Hadi Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı anladık. Niye? Çünkü Türkiye maalesef geri kabul anlaşmasıyla Avrupa'yla bir anlaşma yaptı. Yani e, göçmenlerin, göçlerin Türkiye'de kalması için bir anlaşma yaptı. Hadi onlar istemeyebilir. Rusya niye istemiyor? Çünkü İsrail istemiyor. Çünkü Yapılan mütabakatta Rusya'nın, Amerika'nın, İsrail'in bütün hedefi, Suriye'nin kuzeyini insansızlaştırmak. Eğer bunlar geri giderse, orada eski yerlerine gelecekler ve PKK, YPG'ye ayrılan alan daralacak, hatta yok olacak. O yüzden de istemiyorlar. Türk askerini Suriye'den çekme çıkarma projesi var. Buna devlet asla yanaşmamalıdır. O yüzden hatta ve hatta. Yani bu kaos ortamında, bu herkesin bir şey almak istediği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün kontrol ettiği noktaların ötesine geçerek büyük bir harekat düzenleyerek bu terör devletinin kurulacağı alanı tamamen ortadan kaldırmak zorundadır. Aksi takdirde sürekli bize bir şeyler dayatacaklar, bizi tehdit edecekler. Bugün ettikleri gibi söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin açık ne şekilde aba altından soba gösteriyorlar. İçinizde işte açılım saçılım yapın, efendim yok federasyon yapın, bu dayatma, bu dışarıdan gelen bir dayatma olduğu artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ya buna direneceğiz ya da bölünüp gideceğiz. O yüzden Suriye'deki oyun büyük. İsrail şurayı bombaladı. İsrail Filistin'i bombalıyor. Aman Araplarla İsrail'in sorunu bize ne diyenler, emin olun bir müddet sonra çok büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu görecekler. Ama önemli olan iş işten geçmeden bu tehdit ve tehlikeyi görüp ona göre önlem almak. O yüzden ne Ruslara tam güveneceğiz, ne Amerika'ya güveneceğiz, ne İsrail'e zaten hiç güvenmeyeceğiz, ne de Esad'a güveneceğiz. Çünkü Esad'a yeni bir devlet sözü verdiler. Yani Laski'ye civarında bir Nusayri devletinin garantisini verdiler ve ömür boyu o devletin başında kalma karşılığında da Suriye'nin bölünmesini teklif ediyorlar. İran'ı zaten dikkat edin artık istemiyor. Yani milislerini istemiyor. Dolayısıyla İran'ı çıkardıktan sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Türkiye bu hamleye karşı da taarruz yaparak yani ucum yaparak daha fazla alanı kontrol ederek cevap vermek zorundadır diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.